Ben bir şey daha ifade evet. edeyim çok kısa. Ya Sayın Özcan umut ederim bizi dinliyor. 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın nasıl öldürüldüğünü Sayın Özcan'a da hatırlatmak istiyorum. O hepimizin çocuğuydu. Ne yazık ki sadece ekmek almaya gitmişti. Bunları da görmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Buyurun. Şimdi sıradan olmak dünyanın en kolay işi. Farklı olmak, fark yaratmak gerekiyor. Ben Bolu'nun Tanju Bey'den önceki dönemini de biliyorum. Yani o %65'lik bloğu yıkmış. Orada belediye başkanı seçilmiş ve onu da sürdürüyor. Burada Türkiye'de muhalefet hep iktidar bunu kullanır. İktidar ne der diye hep muhalefet yaptı şimdiye kadar. Çok büyük hatalar yaptı. Şimdi siz doğruları ortaya koyarsınız. Zaten sizin söylediğiniz her şeyden cımbızla bir şey çekmek gibi bir şeyleri var ama siz doğrular. Bakın bu bildiri konusunda da doğru yaptığını düşünüyorum ben CHP'nin. Yani bu şehitlerle ilgili olarak farklı bir şeyi ortaya koyduğunu. Yani siz bunu yapacaksınız, muhalefetler gidip hemen imza alıyorlar. Bu anlamda Tanju Bey ismini marka yapmış. Farklı bir şey koyuyor. Sığınmacı konusunda söyledikleri de büyük ölçüde doğru. Ee, Bolu'da da onu uygulamış. Uygulanırsa bunun böyle olabildiğini de ortaya koymuş. Ya burada partinin de Demle şeyine benimle bir ilgisi yok. Ben ona karışamam. Ben burada bunu yapacağım diyor. Bunu çok fazla büyütmemek lazım. Başarılar dilemek lazım. Yani Tanju Bey gibi insanların da sayısının artması lazım Türkiye'de. Yani hep bir emir komuta zinciri içinde değil. Belediye başkanı, yerel yönetici. Orada liderlik yapacak. Yani aynı parti içinde farklı seslere izin verilmeli. Bir, 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 bir vizyon koyacak diyorsun. ortaya. Bir vizyon koyuyor. Yani vizyoner bir adam gelmiş. Burada sığınmacı benim şehrime bu kadar kötülük olacak demiş. Bunu korumak için mücadele etmiş. Herkes ona sen faşistsin, ırkçısın dediği halde. Ve bakın 20 binden 3 e düşürdüm diyor. Sezin Hanım'ın bir itirazı <laughs> var. Ya şey, hayır şey diyorum tam tersi katılıyorum. Yani zıt kutbu da olabilir. Birisi de diyebilir ki ya ben şehrimde sığınmacıları çağırıyorum. E, ve özellikle burada iyi model oluşturmak istiyorum. O da olsun yani burada Türkiye'nin ifade özgürlüğü ve o an, anlamda e, siyaset yapma özgürlüğü de olmak zorunda. Tabii belli sınırlar içinde kimseye hakaret etmek veya da bir şiddet politikası vesaire gütmek veya insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir şeyler yapıyor olmak orada işte ve bütün çevre aynı zamanda hayvanla herkesi burada her canlıyı sokabilirsiniz. O olmadıkça. Tabii. Yani Buyurun. şimdi burada bakın aslında çok satır aralarından Düzce'de 40 bine çıktı. Benimki 60 bin olacaktı. Mesela Düzce'de niye 40 bine çıkıyor? Bursa'da niye çok artıyor? Kayseri'de niye çok artıyor? Bakın bunun bir nedeni var. Çünkü sanayici bu sığınmacıları ucuz işgücü olarak kullanıyor. Çok memnunlar onlar. Tabii ekonomik yansımaları, çok memnunlar. Yani biz, bizim gençlerimiz istiyor yani anda. Sığınmacının kara kaşına kara gözüne değil, onu kullandığı tabii, için tabii. tepe tepe. O yüzden onlar burada kalsın. Nasılsa eğitimini, sağlığında bedava veriyoruz. Avrupa Birliği'nden para alıyoruz diyorlar. Nerede alıyorlar? Ben görmüyorum. En son sayın Cumhurbaşkanı 2019'da 40 milyar dolar bize maliyeti var demişti ondan sonrasını bilmiyoruz. Ama 13 milyon insanın eğitim, sağlık giderlerini bayağı büyük paralar ediyor e, olması lazım. Ya yani bu anlamda Türkiye'de bu konuda bir samimiyet yok. Sığınmacılar tamam te, e, şey yapıyor. Güvenlik sorunu yaratıyor ama bundan çok memnun olan onları çalıştıran insanlar var. Sığın Ankara'ya gidin mesela sitelere gidin. Mobilyacıları bir gezin bakalım. Yüzde kaçı sığınmacı çalıştırıyor? Kayseri'ye gidin. Bursa'ya gidin. Esenyurt'a gidin. Yani burada yani şimdi Türk çalıştırdığınızda 17 bin asgari ücret 23 bin size mal oluyor. Bu adamları gerçi onların da biraz göz açılmış. Eskiden 1800 TL'ye çalışıyorlardı. Şimdi 10-10 bin lira gelmiş şeyleri rakamları. Kimse de denetlemiyor. Hocam e, şimdi... bir de şey var biliyorsunuz. iş cinayetleri ne yazık ki bu sığmacılar sadece bir işverene bir maliyet de yüklemiyor kimsesizler mezarına gömülüyor yani. Evet. De öyle bir durum yani, var yani ma gayri inşaat inşaatlarda bir durum. Orada çok çalışıyorlar evet. çünkü. Öyle. İnşaatların olduğu sadece iş hani Çokça, e, sanayi bölgeleri değil Fiziksel de olarak daha çok faydalanılıyor. yani kimsesizler ya mezarına yani. gittiğinizde yani, çok acı bir dramla dramatik evet. şey var orada yani. Tabii. çünkü sigorta yok, bir şey yok, arayan yok, soran yok. Af en kolay giderse çobanlığı kim yapacak diye konuşan Tabii, iktidar mensupları var. Yani burada yoksa toplum olarak biz bunları istemiyor olsaydık ülkeyi yönetenler de bu kadar kapıları açamazdı. Bir kere onun bir altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle şimdi Gaziantep'e gidin, Kilis'e gidin, Hatay'a gidin. Burada yani çok büyük Karadeniz Trabzon'a gidin. Şimdi Arap şehri olmuş. orada başka nedenler var evet Adana Mersin. Şimdi bu bizim gerçeğimiz oldu. Bunu zorla kapı açtılar sınırları açıldı. Mayınlar temizlendi. Bu adamlar geliyor. Hatırlayın. Eski İçişleri Bakanı döneminde bunları sınır dışı edemiyoruz. Adamın pasaportu yok diyor. Bahaneye bakın yani. pasaportu yok, sınır dışı edemiyorum. E, gibi bir İYİ Parti şey. Selçuk Türkoğlu yürüyerek geçmişti. Hep birlikte izledik. Yani elli kolunu sallaya sallaya sınırlardan bir geçiş yapmış Hı. diğerleriyle birlikte. Evet. Yani şimdi Bolu sığınmacıyı istemiyor. Belediye başkanı da bunu yapmış. Kayseri istiyor. Sorun yok. Ankara istiyor. Sorun yok. Buna böyle bakmamız lazım. Biz yani her konuda bir samimiyet yok. Herkes istediği gibi kullanabiliyor. Şu anda da sığınmacılara, sanayiciler o kadar çok kar etti ki bu dönemde. Yüzde yüzlere yakın kar ettiler. Bunları da fiyatlarına yansıttılar ama işte asgari ücretlere zam yapmaya gelince onlara zam yapmadıkları gibi fiyatlarını da çok fahiş artırdılar. Yani enflasyonun nedeni olarak ücret artışları gösteriliyor. Oysaki ki sizin Karlılığınız çok yükseldi. 2015'te 16'da %15 iken %100'e çıkardınız. Sürekli zam yapıyorsunuz ama işçinize, personelinize gelince de şey olmuyor. Bu zamları yapmıyorsunuz. Bu da kullanılıyor. Gerçekten de öyle. Şu anki Çevre Şehircilik Bakanı biliyorsunuz genel başkan yardımcısıyken ne demişti? Sığınmacılar giderse sanayi biter demişti. Yani yine aynı durumdayız bu anlamda. Ama burada Türkiye'de şu anda... 17 milyon 300 bin SGK'lı çalışan var. E, iş kur, şey SGK verilerine göre de 6 milyon 700 bin kayıt dışı çalışan var. Ama bunun çok üzerinde kayıt dışı çalışan var aslında Türkiye'de. E, tabii bu ücret adaletsizliği. Sonra da ne oluyor? Türkler iş beğenmiyor oluyor. E, ve işte biz eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Gerçi o belli bölümlerde, belli işlere ilişkin olarak söz konusu. E, ama yani ben... Tanju Bey'in sığınmacılar için Bolu'da yaptığını ve farklı şey yapmasını destekliyorum. Ona başarılar ediliyorum. Biraz başka bir vizyon ortaya koymak lazım. Hep aynı şeyleri söylememek lazım. Fark yaratmak lazım diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu da bunun benzerini İstanbul'da sınırlı ölçülerle şu ana kadar yaptı. Bundan sonra meclis çoğunluğunda alıp alabilirse bu seçimde daha farklı şeyler alıp yapıp yapamayacağını göreceğiz.